Evet, hikayeden beni görenler ayıkmıştır. Uyku düzeni yapacağım diye şu an bütün evdeki herkes uyuyor. Ben ayaktayım. Saat olmuş öğlen 12. Akşam 4'te çekimim var. Akşam 7'de toplantım var. Akşam 9'da toplantım var. Ama direneceğim çünkü uyku düzenim çok bozuldu arkadaşlar. Psikolojim bozuluyor. İnsan akşam böyle 7 gibi falan uyandığı zaman harbi psikolojisi bozuluyor. Arkadan bir uğultu gelebilir. Burası 90 derece. O yüzden arkada vantilatör var. Geliyorsa affedin. Ses testi bile yapmadım, yalan yok. Oy, nasıl video çıkartacağım bilmiyorum bu yorgunlukta. Hadi bakalım. Şimdi bakalım en son bölümümüzde ne yapmışız? Dur bakayım. Ya bu köy bitti yani. Bu köyü artık sömürsek de bir boka yaramayacak. Doğru söylüyorsun kardeş. Bilir abi ne yaptın ki bugün falan diyebilirsiniz ama Doğru bitirmeyelim. demişlerdir. Standart boşum yapmışım. Yakmalık odun niye yapıyorsam. Hatırlamıyorum bile. O bayağı oldu. 25 Haziran'dan beri oynamıyorum. Her neyse. Şimdi bakalım yorumlarda neler var. Reis, balıkçı mısır yapabiliyorsun? Demirhaneden. Aklımda. Bahadır. Oha. Yakmalık odun yaparsan köyden kullanacağı keten iplik yapı satma gelen hareket akılmaçılar. Ben bunları geçen gün yatarken okudum. Yani hafızamda ne kadar kaldıysa bu aşağıda bir tane hatta arkadaş var. Murat köpürecek diye. Abi herifin tepkilere bak şimdi bak. Nerede? Naturalistler piç kurusudur. Belli başlı laflar hariç. Bak devam var. Para kasmak için banko tavsiye yalansa yatır sik beni. Enteresan bir kardeşimiz ama güzel bilgiler vermiş. Buradan Bahadır'a ve Mustafa mıydı? Murat'a teşekkür ederim. Medya Üniversitesi'nden bir gün abi ağır yaptıktan sonra... Abi Demirhan'da balıkçı mızrağı yapılıyor, gözünden kaçmış. Bence buraya taş. Evet. Allah Allah. Oluyor öyle şeyler. Küçük ama önemli gün abi demirci yapmadığım birinci işte çok fazla şey var, onlara bir bak, tamam. Bir seri daha sona erdi. Hadi lan oradan. Artist. Bu arada seri ufak ufak sona erecek yani, yapacak bir şey yok. Hani ben ömürlük oynayamayacağım bu oyunu. Bakalım, sıkıldığım yerde bırakırım. Benim tarzımı biliyorsunuz. Şu aralar sıkılmıyorum. Ama bir anda sıkılabilirim. Şimdi ben o oyunu açık unuttuk tabii arkada ya. Dur şunu, dur bunu kapatma. İndir bunu. Ses deneme 1-2. Tamam, her şey yolunda gibi. Evet. Altımıza sıçıyor herif. Uyursam ölür müyüm? Şimdi hatırlamam gerekirse. Öncelikle bugün şöyle bir plan yaptım. Yani kayda girmeden önce dedim ki bu köy artık mutlu olmalı aga. Bakar mısınız? Nerede bizimkiler? Görüyor musun şurayı? Mutsuzlar, mutsuzlar. Bizim memleket gibi şu an. Bu halkı, bu insanları mutlu etmem lazım. Yalnız ondan önce yemek yemem lazım. Bir dakika. Neredeydi lan? Ahır değil. Ufak basit kaynak deposu, gıda deposu. Gıda deposunda bir iki havuçlar herhalde. Ver bana havuç. Kaç tane var? 39 tane yiyeceğim. Envanter. Varmış lan bende zaten. Şunu yiyelim önce de. Gaza geldim. Vallahi %100'de geçtim. Neyse. Şimdi arkadaşlarım. Uyumadan önce yapmak istediğim bir şey var. Depo kontrolü. Çünkü hatırlamıyorum ne var ne yok. Sakin ol kovboy. Bakalım neler varmış. Ahşap mızrak yalanlar üretiyoruz. Artık bunlara bir şekil vermek gerekecek. Bir de yorumlarda şöyle bir şey okudum. Bir arkadaş demiş ki, yani hatta Bahadır galiba o. Abi artık hani köye adam alma. Biraz onu sakinleştir. Öyle devam et demiş. Herhalde bir mantığı vardır. Biraz ben hızlı gidiyor olabilirim o konuda. Çünkü köyde bir düzen oturmadan haber adam alıyoruz. Şaşıyor sistem. Ahşap kase satarız, para etmiyor. Bakayım. Lan bugün rahat rahat sakin sakin oynayayım. Nasıl uyku düzeni yapacağım ya? Sadece enerjim düşük olacak arkadaşlar. İdare edin işte. Kendim bile duymuyorum şu an. Hasır. Bizde hasır vardı. Şu hasırları bir atalım. 156 tane salla. Deri 98. Şimdi deriyi harcayabiliriz. Hatta bir yandan yapalım mı? Yapmayalım. Gerek yok. Çantaya çevirecektim de deri ketenle birlikte bize lazım olacak. Çünkü farklı bir item yapıp satacağız. Onu da yorumlardan okudum. Kürk 148, kütük 241, taş 366. Ağırlığımız da çok fazla olmaya başladı. Ben diyorum ki bu taşı harcayalım aga. Bu taş gitsin.
Ama bu taş gitmeden önce ne yapacağım biliyor musunuz? Tamam, bugün o zaman köyleri mutlu etmeye çalışacağım. Yani en azından bir tane ev üzerinde deneme yapacağım. Eğer işe yararsa hepsini uygularız. Keten ekmemiz lazım bir sonraki mevsimde. Yani şu an yatacağım kalkacağım. Bugünü bir tane ailenin, hatta bebekli bir aile var, onların evine yaparız. Faydamız dokuz. Taşa çevireceğim evi, taşa. Uyu lan. Bu arada uyumak saçma diyenler var. Yani uyuma abi, değerlendir o zamanı falan diyen, ama işte görüntüde çok karanlık oluyor. Karanlıkla sizi uğraştırmak istemiyorum. Önce manitam nerede benim? Manitam nerede manitam? Hangisi lan manitam? Aa, oyuna bir de patch gelmiş. Romantizmler, hediyeler, mediyeler. Aa, Alistair Odomira'ya yürüyorduk zaten galiba. %44 ilgi var. Romantizm. Sana bir şey aldım. Sana bir şey aldım. Bir şey almamız lazım. Çok ilginç biri sen ya. Bir şey sorabilir miyim? Oğlum bunların şeyi gitmiş. Köylü müdür bilmemdir. Seni buralara hangi yüzük attı? Erkek ya da kız kardeşin var mı? Böyle derin bir aşk ilk kez hissediyorum. Bu abartı olur %44'te. Gece rüyamda bir ev inşa ediyordum ama vücudum başkası kontrol ediyor. Gözümde başkasına bir ses duydum. Karesi yine acıkmış diyordu. Çok tuhaf değil mi sence de? Bence buna ilgi... çalışkan. Oğlum garip. Oyuna bir şeyler olmuş ya. Bu arazi, daha doğrusu bu topraklarla kendi yani. Günlerin nasıl geçiyor? Güzellik. Oyun. Oo, benim yüzüm beyazlandı. Neyse, bir şey olmaz. Bir kere bir arkadaş demiş ki ilgi niye 60'a düştü abi? Ha yok, 44'te 50'ye çıktı. 60'a düştü diye bir de götümden attım. Bir arkadaş demiş ki abi, böyle of memelerini yerim, of kalçalarını sıkarım gibi iltifatları böyle 70'ten sonra yap yani. Yani 60'tan 70'ten sonra yap demişler. Belki de bunların hepsi Bahadır söyledi, hiçbir fikrim yok. Batı'daki komşularımızın kurbağaydığını duydum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Çalışkan bir kişilikmiş. O zaman çalışkanlığını tetikleyecek bir şey diyeyim. Böyle izlerin başka geç. Atlet güçlü oldukça geç. Şimdi böyle zeka sahibi olmamı istemiş miydin? Olabildiğince sıradan biri, böyle endişe yok, dert yok, hüzünsüz, tertemiz. Şu yarar ya. Ay ananı sikeyim. Affedersiniz. Bu kadar zeka... Seni hiç arı soktu mu? Dürsün tek gibi hayranım yahu. Kuşları kıskanıyorum, kanatları. Çok saçma şeyler var. Seni hiç arı soktu mu? Bak, olur da sokarsa ilk önce iğneyi çıkar. Sonra bir soğan kesip yarısını soktu, yarı bir sürü. Kulağına küpe olsun. Çalışkan kadına böyle bilgi lazım. Artı 8. Tembel insanlara dayanamıyorum. Evet, bu. 69. Evleniyorum. Günlerin nasıl geçiyor? Ay bebeğim. Biz buna var ya bir de hediye aldık mı tamamız. Rodramira, geliyorum aşkım. Bekle, küçücük çocuklarımız olacak. Lan Alice. Alice. Alice kaçtı. Nereye gitti lan o? Alice'ciğim. Alice spawnlana spawnlana gidiyor, yemin ediyorum. Bir dinlen aslan. Ya şöyle görebilsek keşke ya. Alice'i kaçırdık. Peki şöyle yapalım yönetim. Sakin olacağız ya. Alice nerede? Balıkçıymış. Yanlış yerde arıyoruz bak. Yalnız kadına tek attık ha. Pat 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 70'e çıktık. 80'den sonra evleniriz. Balıkçılık da bu. Alice tabii ki de bir bok tutamıyor çünkü... Güya tutamıyor ama fantezi yapıyor orada. Denizin soğuk sularından gelen... Bebeğim, şimdi seninle biraz ilgileneceğim. En sevdiğin mevsim hangisi? Kesinlikle sonbahar. Tamam. Soralım. Nerelisin? Çalışkanmış bu da. Çalışkan hatun alacağız ha, önemli. Günleri nasıl geçiyor? Tamam. Yeterli. Biz yüksek ihtimal diğer hatunla evleneceğiz. Alice biraz nazlı çıktı. Okey. Şimdi arkadaşlar, yapacağımız şey şu. Taşın stoğunu azaltmak istiyorum. Niye bilmiyorum ama. Mevsim de atlamadık. Tarımla ilgili bir işimiz yok şimdi. Boş ver, kafa karıştırmasın. Öncelikle benim baltam nerede? Bir de evli olan çifti bulmamız lazım. Yönetim, evler. Hadi insanlardan bulalım. Bebe nerede? Olmuyor. Bunların çocuğuymuş. Basit ev. Hangisi o? Ufak basit ev. Hangisi acaba? O zaman bu kadın evindedir ya. Bu kadın evinde çocuk bakıyordur. Niestenka.
Önümdeymiş. Hop! Anam! Oy bizim köyün ilk çocuğu mu bu? Lan bir ara sana yürüyordum ha. Şimdi Niestenka'nın evini yalnız kırarsak ne olacak? Bunların moralleri bozulmuyor mu? Dur lan deneyeceğim. Yorumlarda okumuştum onu. Yok et. Galiba sıkıntı çıktı. Dur bakalım. Tamir et. Değil. Yükselt. Bina dedi. E'ye bas. Ana. Oo, oğlum oyunda bayağı adet. 8 taş 1 kütük istiyor taş duvar. Tamam. Okey. Bak şimdi. Mesela şu 3 tanesini kırsam. Bir deneme yapmak istiyorum sadece. Taşlar gani. Şuradan kardeş bize bir 8. Aşıyamayacak ki. 40 tane ananın ki işte böyle olacak. Bizde fazla bir şey var. Çubuk var. At şu çubukları. Keten tohum var. At bunları sonra düzenleriz. Şunu da at. Lahana varmış 48 tane. Ne yapıyorum 10 kiloluk lahana üzerimde. Ver avucu da. Tamam o dursun o dursun. Şimdi kütük alınca sıçacağız ama önemli değil. Sallana sallana yürürüz oraya. Kaç tane? 5 tane al. Hadi bakalım. Bakalım ne kadar etkileyecek. Yani ben bu duvarı taşa çevirdiğimde coşacak mı bunlar? Bu zaten anne olduğu için garibim şey durumda. Mutlu durumda. Ama sana bir söyleyeyim mi? Güzel oluyor. Çubuk mu? Dur lan hayır. Allah kahretmesin. Ne kadar artacak çok merak ediyorum. Evi full taş yapmamız lazım sanırım. Taş duvarlar. Keyifli. Yani böyle detayların olması güzel tabii ama. Şimdi evi yaptık. Bu hala evden atmış olduk onları doğru. Şimdi buraya pencereli bir şey çakalım. Burayı da kır. Kır lan burayı da. Küçük küçük yapacağım. Şimdi bizde birazcık taş olması lazım. Birazcık daha alalım şöyle. Tamam. Kütük alalım. Al 7 tane. Birazcık ağır oldu ama. Şimdi bu evin çatısına falan ne yapabiliyoruz ona da bakacağım. Belki de çatıya dokunmuyoruz. Hiçbir fikrim yok. Şöyle şuraya bir adet kapısı olan, camı olan pencereli taş duvar. Oh! Duvarlar, taş duvar. Arada bir küçük malzeme harcıyorum ama. Tamam. Duvarlar, taş duvar. Az kaldı. Ah, bravo. Millet şey demiş, bakır malzemelerden yap. Doğru söylüyorlar. Kana alıyor, çocuk ölecek, bebe ölecek, bebe hadi hızlı olmak lazım. Şimdi burayı kırsak ne olacak? Bir kapı var burada. Kapısını kırarız kardeş. Şurayı da kıralım. Çubukları iptal et kardeş. Şurayı da kır. Saman çatı. Kır lan. Kır lan. Oğlum evi baştan inşa ettik. Ablacığım seni merak etme tekrar yerleştireceğim buraya. Kurban olurum sana kurban. El kurban bekle. Böyle biz kütük de harcarız, taş da harcarız da yani doğru bir şey yapmıyor olabilirim. Biri geldi lan oğlum. Orada bir kameradan bakayım. Oradan bir kafa çıkarsa bilin ki biri bastı odayı. 63 taşımız kaç var? 10 var. Birazcık da taş taşısan hiç fena olmaz. Olur olur yürü. Oy arkadaşlar çok zorlanıyorum ama sırf sözümü tutmak için çekiyorum valla.
Hani zorlanıyorum derken oyunu sessiz sedasız deli gibi oynarım, hiç önemli değil de. Kayıt almak. Kapısı ol. Lan ben arkaya kapı yapmadım değil mi? Yapmadım. Kapılı taş duvar. Vur baba. Tamam. Duvarlar, taş duvarlar. Pencere var mıydı burada? Önlerde pencere varmış. Düzenle, pencereli. Pencereli taş duvar. Yapıştır. Çok önemli. Tamam. Şimdi düzenle. Ne diyor? Ahşap kiremit çatı. Ahşap çatı, saman çatı. Sıçtık. Peki biz bunu saman çatı yerine, bu kalas istiyor, kütük istiyor. Kalas istiyor, kütük istiyor. Tamam abi, o zaman şekilli yapacağız bu işi yani. Bir iş yapıyorsak. Aa dur, şurası var. Taş duvar. Tamam. Oduncudan 2 dakikada tak tak yaparız bunu. Kim acaba ya? Efendim? Buyurun. Ha, merhabalar. Bir saniye rica edeceğim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bir kargo karışıklığı olmuş. Ona baktım. Ben ne yapıyordum lan? En son ne aldım envanterden? Oğlum mutlulukları bitti, mutlulukları. Dur şimdi. Biz taş aldık da taş almayacağız. Bekle dur, dikkatli aldı. Toparlayalım. At çubuğu, kütüğü, her şeyi at. Hasırını da at. Tamam. Şimdi bizim... Ay gerizekalı, bunun dibini yapamadın. 2 tane taş alacaksın oraya. Tamam, bunun için ne lazım? Kalas lazım, 12 tane. Tamam, biz adım adım gidelim. Şuradan 2 tane taş al. Şunu bir bitir. Taş ev de şık duruyor ha. Tamam, bunu da yaptık. Şimdi buraya gerekli olan şey, kütüğümüz var. Kütükleri kalasa çevireceğiz. Nerede yapacağız onu? Odunlukta. Odunluklarımız nerede bizim? Anasının nikahında. Bakayım yakında var mı? Var. Şu. Tamam. O zaman buradan çök baba şeye. Kütüğe. 10 tanesinden kaç tane çıkar sizce? Kaç tane çıkar? Ya işte baymayacak olsa otur bütün kasabayı taşa çevir. Ne gerek var onu da bilmiyorum tabii. Herhalde doğal afetlere karşı dirençli. Bu ev ya. Bu... Siz kimsiniz lan? Bak basit ev. Nerede odunluk? Avcı kulübesi. Lan ben yanlış bir şey mi seçtim? Yo. Arkamda gözüküyor. Kazı barakası da mı öyle gözüküyor acaba? Ben mi salaklaştım yoksa? Evet. Kazı barakası öyle gözüküyormuş. Yakına bir şey daha yapmamız lazım. Tamam, sakin lan.
Kırdık yakındakini, şimdi iş yapsak uzağa gideceğiz. Neydi? Kalas mıydı? Üyü. 10 tane kalas çıkıyor. O zaman bir tane oduncuyu kalasa ufaktan yönlendirelim. Yani millet diyor ki kütük kastıysan siktir et artık. Kalasa aban, bir yandan yakmalık odağa aban, zaten kütük bitmeyecektir. Çok da bina yapmıyoruz. Mantıksız değil. Bence onu da yapalım. Bundan bize çok lazım ama. Ulan taşa çevirdik, mutlu olsunlar diye adamlar eksi 15'e düştü zaten. Tamam, kalası yaptık. Bu içeride bir şey var mı acaba? Oo aşkım benim ya. Senin canını yerim. Ver kalas. Kalası çevirince ağırlık düşüyor mu? Çok azıcık düşüyor. İyi. Tamam. Şimdi bu bunu yapa dursun. Biz de bir düşünelim. Yüzüm gözüm nasıl şişti ya. Şimdi bir tane evi taşa çeviriyoruz ve bu taşa çevirişten sonra aslında tepkiyi ölçeceğim. Eğer böyle çok ciddi bir mutluluk oranı artıyor ve de bu da bu insanların işine yansıyorsa, ki öyledir. Bunu en verim almak istediğimiz alanda, yani atıyorum diyelim ki atölyede çalışan adama çok ihtiyacımız var. Onun evini kuvvetlendiririz ki morali yükselsin, daha çok malzeme çıkarsın bize gibi bir plan yaptım şu an. Onun dışında mevsim geldiği zaman ketene dalıyoruz. Keten tohumlarını ekiyoruz. Artık keten ipliği üretip bir yandan da deriyle onu harmanlayıp kıbra mıdır tıbra mıdır nedir ondan üreteceğim. İçine de su doldurup satacağım. Güya 75 dinarmış ama bilmiyorum, belki de yarısı kadardır. Tam emin olamadım. Onun dışında da ne yapacağız bilmiyorum ya. Yani oyunda tamam büyü ilerle de yani. Hayvancılık var lan. Hayvancılığa gireceğiz. Evleneceğiz daha doğru. Bu görevlerin bitmesi kilitledi beni. Şöhret puanı lazım. Şöhret puanı kasmak için de bir takım köylerde gezip görevler yapmamız gerekecek. Artık ona da çöktüğümüz an olur. Yani şu an ben kasabayı kendi halinde bıraksam aslına bakarsanız yaşıyor. Gidip gelmeme gerek yok. Vergimi de ödeyebiliyorum. Birazcık görevlere yönelebiliriz açıkçası. Tamam oğlum. Çek. Dıt 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 dıt. Tarımı işçi alabilirim. Tarımı biraz daha kendi halinde döngü yaptıracağım şekle sokabilirim. Başka da aklıma bir şey gelmiyor zaten. Yani para kasmak artık bizim işimiz kardeş. Kasıyoruz yani bir şekilde, doğru veya yanlış. Hadi oğlum emek vere vere yürü. Emek vere vere yürü. Öldü öldü, insanlar öldü. Çocuk aç aç. Oğlum ben niye bu kadar kalas yaptım ki? Neyse lazım olur. 12 tane gerekiyormuş. Şöyle yapalım. Şu kalasın 10 tanesini bir bırak. Onun yerine 4 tane kütük al. Yüksek ihtimal 4 tane parça var orada. Al baba 4 tane. Ben niye elimle uğraşıyorum? Allah'ını seviyorsan ya. Tamam. Şimdi bitirelim şu evi. Aileyi oraya sallayalım. Bakalım ne olacak. Çağ atladı, çağ. Dinlen oğlum, dinlen. Dinlen. Al derin nefes. İnşaat tamamlandı. Tamam. Adının bebeği kaçmış. Şimdi yönetim. Eksi 13'lere falan düşmüş. Boş yuva ata. Boş yuva iş yeri ata. Ha?
Nestenka. Tamam, o anne olduğu için işi gitmiş onun. Bir tane boş ev var. Yapıştır. Oldmir, Nestenka, Macat. Ver abi onlara. Kızım senin bebek nerede ya? Tamam bakalım şimdi. Oy lan o. Acaba evleri oldu diye mutlu oldular diye mi böyle fullendi ya? Bakalım takip edeceğiz. Tamam. Bir tane evimizi taş ev yapmış olduk. Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar yapacağımız diğer zımbırtı zaten akşam olacak. Bir bakalım ne durumdayız. Yönetimde yüksek ihtimal bıçak ve balta bitti. Bunlara bakır yapıp uğraşmam. Kimse kusura bakmasın. Şimdi öncelikle bıçağımızı yapalım. Ne gerekiyor? Çubuk ve taş gerekiyor. Hemen buraya stoklayacağız onları. Taş al yanına şöyle bir 25 tane. Çubuk al yanına şöyle 48 tane. 9 tane bıçak yap. Bir şunların tuğullarını yenileyelim. Üretim bitmesin. Onun dışında tarlaya bir bakarız. Keten tohumu az var. Biraz keten tohumuna yatırım yapabilirim açıkçası. Onu çünkü güzel paraya çevireceğiz. Ondan sonra cığımada diğer köylere gideriz belki. Yorumlarda şeyi de okudum. İlişkiler herhangi bir şekilde ticareti etkilemiyormuş. Onu boş atmış birkaç kişi. Hani ilişkin ne kadar yükseltesin o kadar pahalıya satıyor sana item'ı diye bir şey yokmuş. Öyle gördüm. Hadi babuş hadi. Taş, kalas, çubuk, sikke. Nerede lan? Şuradan 9 tane salla oraya. Tamam bir de balta yapacağız. Balta için ne gerekiyordu? Gene taş ve çubuk gerekiyor. Sanki biraz daha şeydi. Çabuk tükeniyor gibi. Eş yetmez ama en azından çalışsınlar. Aslında oduncuların birçoğu çubuk topluyor yani. Hani onları acaba şeye mi çevirsek? Yakmalık oduna mı çevirsek diye düşünüyorum ama. Yakmalık oduna çevirsek köy onu kullanacak ama kütük lazım ya. Lazım kardeş. Tamam şimdi yönetime bakabiliriz. Hayırdır lan? Nasıl balta yok ya? Güncellenmedi mi? Yemek? Nasıl yani? Gıda deposu. Bir sürü yemek var. Düzeldi. Herhalde baltaları alırken sıkıntı. Şimdi dikim evinde işimiz yok. Balıkçı kulübesinde balıkçı mızrağımız yok. O yüzden bu uyarılarımız var. Çiftçilikte ne yokmuş? Ahırda ne yok? Alet yok. Ne alet? Çapa yok. O zaman çapa da yapacağız. Arkadaş demiş ki çapa yapmana gerek yok. Demek ki varmış. Çapa da yapalım. Ahşap çapa, kütük çubuk. Kütük ne alakalı? 6 tane, 7 tane yapalım. Çubuk bende var bayağı bir ya. Aa. Bayağı yokmuş. Yap 7 tane. Tamam, şeyleri de tuğulları da hallettik. Geriye ne kaldı? Bir şey kalmadı. Yatacağız, kalkacağız, bakacağız. Gece mece duramam arkadaşlar. Ya da elimizdekileri biraz paraya çevirebiliriz. Çapa 7 tane yolla baba oraya. Tamam. Okey. Şu an bu arada şeyin ne yaptığı konusunda hiç fikrim yok. Yani ahırda abla ne çalışıyor? Dur bakalım. Zaten ahırda hiçbir şey yapmıyormuş ki bu. Çapa boşuna yaptık.
Vallahi boşuna yaptık. Her neyse. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Dur bakayım. Alet yok. Ya bok yok. Ne sen zaten şu an bir şey yapmıyorsun ki ya. Bunlar neymiş? Depolama. Kendi depolaması mı bu? Ha, içinde neler olduğunu gösteriyor. Bunlar var mıydı ya? Belki de şeyden geldi. Peçte geldi. Becerilerimiz varmış. Şu balıkçılıktan şeyden sağ kalımdan ne atlatalım? Daha azasa geç. İnatçı, alkol direnç geç. İşimiz yok. Deniz sevdalısı. Suya girmiyoruz. Çelik ciğer, zehre karşı direnç, duygusuz. Sıcaklığa direnç. Hiç sıcaklıktan dolayı bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Dağ gibi adam. Verelim iş bitsin. Tamam onu da güzele verdik. Şimdi arkadaşlar. Ben elimdekileri son kez yani deri toplayan tayfa var ya. Şu elimde ne kadar deri varsa ya daha doğrusu satılacak ne varsa bunların hepsini alıyorum şu an. Hikayemizi ona çeviriyorum. Çubukları dağıt. Kalası dağıt. Tamam mı? Sepetimiz olacak. Ahşap kase 38 tane ver baba. Kalası siktir et. Kürk biraz satabiliriz aslında. Çok var ya. Şu satamayız. Keten iplik ne pahalıymış ya. 50 dinar diyor tabi burada. Satışı 25 onun. Bir şey daha olması lazım. Deri deri. Kaç tane derimiz var? Lan deriler ha. Ver derileri de. Şimdi bu derilerden. Şöyle 65 tane basit çantayı yasla. Ne yapıyorsunuz? Biraz uzun sürecek. En azından 2,5-3K'mız olur. Oyunu da bir hatırlamış olduk. Duş aldım. Uzun bir duş aldım ayıptır söylemesi. Niye detay veriyorsam çok uzun duş aldım biliyor musun? Böyle yavaş yavaş. Uzunca bir duş aldım. Sonra fark ettim ki burası şimdi o kadar sıcak oluyor ki üst kat. Dedim soğuk vereyim. Soğuğu verdim, 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 verdim. Bu sefer üşümeye başladım. Üşüyünce yine sıcağı açtım. Vücuda bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk, bir sıcak vurdu. En son sıcakla bitirdim. Sonra dışarı bir çıktım. Duş aldığım sıcaklıktan daha fazla sıcaklık var. Allah'ım ya Rabbim herhalde şu an hastalanıyorum ben ufak ufak. Çünkü gözlerim böyle düşecek gibi. Yani uykusuzluk, yorgunluk bir yana. Böyle bir garip bir şey modundayım. Hasta olma modundayım. İnşallah hastalığa çevirmez. Çünkü bu hafta abartısız söylüyorum size yemin ediyorum. Herhalde bir 10-13 tane falan toplantım var. Sırf bu hafta yani. Böyle hıyar gibi soğuk sıcak yaparsak. Aa bu arada çekiliş ürünlerini Cordyceps'in evinden aldım. Buraya getirdim. Üzerleri toz tutmuş. Onları bir temizledim. Ulan 2060'lar, 2008, 3080'ler, 1660'lar, anakartlar, sıvı soğutmalar, klavyeler. Ulan gömün içinden laptop çıktı. 200 bin liralık çekiliş yapmak istiyorduk. Olmuş değeri zaten şöyle bir göz ucuyla baktım 500 bin lira. Bunun için vergisini ödeyeceğim. Çekilişi Milli Piyango kuralları dahilinde yaptığımız takdirde. Neyse orası neyi anlatıyorsam bunu. İş boka sardı yani. Piyasada grafik kartı yok. Bende 6 tane grafik kartı var size vereceğim diye. Glimmio yalan oldu yani sonuç olarak. Glimmio'yu artık bu saatten sonra onaylattıramayacağımız belli. Milli Piyango ne diyorsa onu yapacağız. Ama onu yapayım yani. Yapayım da çıksın benden yoksa dayanamıyorum. Aralarından bir şeyler alsam geliyor. 6 ay geçti ya. Ne 6 ayı? Belki daha fazla geçti. Evet. Buradan bayağı para gelecek ha. Burada biz köylüler adam gibi üretim yapamıyor falan diyoruz da bayağı aslında topluyorlar madde ya, ham madde. Yani bir günde dünya kadar deri geliyor. Bunları bir de mutlu yapsak %100 harbi uçarız biz. Lahanaları da satsak mı lahanaları? Taverna yapıp içinde çeşitli yemekler yapma doğrultusunda yorumlar aldım. Siksene uğraşmam affedersin. Umurumda da olmaz. Ben gerekirse yerden ne kadar mantar varsa toplar onu satarım. Zaten beynim yanıyor. Onu mu yapacaktım, bunu mu yapacaktım? Bir de siz adi herifler oturup izliyorsunuz. Durduruyorsun, bakıyorsun, dikkat ediyorsun. Hiçbir derdin yok. Ah. Hey, unuttun, unuttun. Oo. Ayaküstü size niye fırçattıysam ben? Oluşturucu, çekişlerin dayanıklılığı yüzde zanaat ustası. Atölyede üretimimizi... Sen şu zanaat ustası... Ha.
2000 tezgahını kullanırken aşçılık bilgisi geç. Usta, inşaatçı, inşaat sırasında takat tüketir. Allah seviyor. Şunu ver bana ya. Ne olur ver ya. Oh. Gıcık oluyorum inşaat yaparken şey olmasına. Şimdi buraları düzenleriz. Siktir et. Ahşap mızrak bir tane daha gelmiş. Aldım. Başka satı... Bak taş balta görüyor musun? 3 tane kalmış tabii. Dağıttı. Ahşap kase 5 daha gelmiş. Ver. Deri gelmiş 21 tane. Siktir et. Kalay cevheri. Tamamdır ya. Yani aç gözlük yapmanın lüzum yok. Bir tek şeyi satmak istiyorum. Lahana satmak istiyorum. Dur bakayım. Burayı göm ya. Aşkım. Hadi bakalım. Para yapma zamanı. Şu paraya bir çökelim. Az önce arayan kargocu telefonumun, hani yayınları takip edenler bilir. Geçen gün şey dedim ya, şu ön kamerayı kapatabileceğimiz koruma kılıfları var. Cam koruyucuları. Onlardan almak istiyorum ama bulamıyorum dedim. En sonunda buldum. Bir tane firma satıyor. Avrupa bir ithal bir ürün. Kardeşim gittim aldım. Bayağı cam slider ne adı? Terimi o yani ürünün. Hiçbir yerde yok. Bir yerde buldum. X bir AVM'nin içindeki bir tane telefoncu. İsmini vermeyeceğim şimdi. Ben bunu söyledim kardeşim. Tamam. Ucuz da değil. Hatta söyleyeyim 225 lira. Verdim, kıydım parayı, verdim. Ondan sonracığıma ulan bir gün geçti yok, iki gün yok, dört gün yok, beş gün yok. Hala kargoya verilecek. Tamam hadi dedim. Pandemi butik yer yani çok önemli değil. Bekleriz. Bir hafta oldu yok. Ulan mail atıyorum. Cevap yok. Arıyorum. Açan yok. Ondan sonra şuna mı satalım? Bir dakika dur. Anlatacağım. Anıya devam edeceğim. 449 para var lan bunda. F. Zaten o kadar satabildik. Tamam bu lavuğu sömürdük. Şimdi elveda kardeşim. Başka kim var burada? Ticaretçi var mı parası olan? Oğlum biz bunların hep bir dakika orada var. Jaragari buraya var. Çalarım lan. Uyuyor lan kadın. Allah kahretsin şansa bak. Taverna. Onu da sömürdük. Biz yatalım kalkalım. Zaten mevsim atlayacak ya. Bunlar paralanır. Bak biri oturuyor orada. Suligos. Edwin kaç param var kardeşim? 1200'üm var. Şimdi ben onu alacağım. Sana çanta satıyorum. Tamam mı? Al. Sattım. İyi para yaptık lan. Oğlum o çeten iplikte şunu bunu yapıyorum diyen çocuk. Hayırdır oğlum sen? Yok 10K'm var falan. Al ben de 10K oldu işte. Birkaç tane daha satsam 10K. Şey nerede? Tavernacı kaçmış. Tamam dönüyorum artık. Şurada bakayım şey var mı? Değerli insan. Siktir et insan almayalım daha zaten. Allah'ım çok sıcak. Neyse. Ürün yok kardeşim. Muhatap da yok yani. Ben de böyle şeylere çok sinirleniyorum. Yani ben de e-ticaret yaptığım için hani hiçbir müşterinin ne mailine ne aramasına cevapsız bırakmadım. Ya tamam belki binlerce satsam. Gerçi binlerce satsam da ona göre ekip kurarsın falan filan. Her neyse. En sonunda bana bir mail geldi. Ama hani benim yazdıklarıma cevaben değil. Dediler ki adresinizde sizi bulamamış kargo geri geldi. Ya ulan benim kargolarımı zaten kapının önüne koyuyor yani. Her kargocu bunu yapıyor. Benim rızamla yapıyor bunu yani. Seni bulamadık diye hangi kargo firması söylediniz? Evet yine kapıma bırakan bir kargo firması. Dedim olabilir karışıklık oldu herhalde. Kısmet değilmiş. Bok mu var lan benim kapının önünde? Neyse arkadaşlar. Tekrar maile cevap verdim. Dedim ki köy sakinleri birlikte bir düğüne davet ediniz. Töreni herkes katılıp son derece güzel zaman geçirecek. Çiftin şerefine tüm gece boyunca kutlayalım hadi. Yani tavernam yok.
Evet arkadaşlar, geldik mi kışa? Ulan kış da çekilmez ya. Dur. Ay donarız vallahi kıyaf. Lan. Kürklü kapşon, kürklü bot. E biz üşümüyoruz. Dur ben bebeğimle de ilgileneyim hemen. Üşüyormuşuz. Kürklü bot, kürklü kapşon. Çok yaşa. Alice. Aşkım benim. Sen değil lan. Rado Miracım. Bizde 69. Romantizm. Günlerin nasıl geçiyor güzellik? Ölüm nedir, son mudur? Beni çok korkutuyor. Böylesi derin baş. Omlet yapacaksan yumurta kırmaktan korkmayacaksın dedi intihar meyli tavuk. Çok şefkatlisin sen. Harika bir anne olacağına şüphe yok. Öpüşmediğimiz her gece dudaklarımız üşüyecek. Oy amına koy. Üç cümleyle yardırdık. Uyandığımda aklıma gelen ilk şey senin yüzün. Tamam artı 85. Evleniyorum. Çok şefkatlisin. Sen bir daha koy. 93. Dünya bazen çok boş geliyor. Sırf yaşından emin olmak için parmağımı kesiyorum. Dürüstlüğüne tek yemeğe hayranım. 100 yapar mıyız? Rado Mira. Benimle evlenir misin? Şimdi biz evlilik teklifini... Evlilik teklifini hediyeyle mi yapıyoruz? Ono! Köy niye bu kadar mutlu lan? Yakacak var diye mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Kışın ben bunu şeye çeviririm ha. Yönetimden. Ben hala anımı anlatamadım bu arada. Şurada iş yokmuş. Çalışmayan biri var mı? Yok. Bak ufaktan. Kardeşim sen çubuk toplama da. Yakmalık odun yap. Şunu direkt sıfırlayamıyor muyuz kardeş? Sen çubuğu sal. Şöyle 35'e 65 idari gibi. Ne diyorsunuz? Islan biraz daha. Şunu 70 yap. Hah. Saatte 20. Oyun saatine göre 20, 21 tane geliyor. Çok iyi bence. Burada da bir sıkıntılar var. Yok tamam. Okey. Neyse arkadaşlar. Mail geldi işte adresimize fıt 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 fıt. Adrese cevap verdim. Kardeşim böyle bir şey mümkün olamaz yani. Neyse tamam dedim. Adresim bu. Gene hareket yok. İki gün geçti, bir daha mail attım. Dedim arkadaşlar kargo bilgisi gelmiyor, yolladınız mı? İki hafta oldu dedim ya, ayıptır günahtır. Hareket yok. En sonunda Instagram'da tabii mavi tikim var, 1 milyon takipçim var falan. Dikkat çekiyor herhalde. Tak mesaj attım, tak cevap geldi. Dedim ki yani böyle hizmet olmaz olsun arkadaşlar dedim yani hani. Şu dedim kargo basit bir şey, bir gelemedi bana. Dedi biz hallettik işte, şimdi yolluyoruz falan, kusura bakmayın kusura bakmayın, ürün geldi. Ürünü bir açtım, yanlış ürün. Böyle alacağım onu dişleyeceğim, anladın mı yani? Hani böyle ana avrat söveceğim en sonunda. Mesaj attım Instagram'dan. Çünkü çok seri cevap veriyorlar dedim. En azından kanalı kurduk. Ürün yanlış gelmiş dedim. Instagram'da görüldü bile olmuyor. 3 gün mesaj attım Instagram'a, cevap yok. Mail attım, cevap yok. En sonunda kızdım. İnternette araştırdım. Telefonlarını bir şekilde buldum. Aradım, teknik servis alanı açtı. Dedim ki sizin firmanın sahibini bana verin kardeşim dedim ya. Allah rızası için firmanın sahibinin adını, soyadını, numarasını ver bana dedim ya. Verdiler bir numara, aradım. Dedim böyle böyle. Şimdi şöyle oldu, böyle oldu bilmem ne muhabbetleri. Ama kusura bakmayın falan dedim. Abicim bak ben kıl bir müşteri değilim. Ama bir insanın sen 200 liralık ürünü 3 hafta boyunca, 3,5 hafta boyunca ilgisizce havada bırakırsan... O kişi gider tüketici haklarına da şikayet eder. Benim gibi bir influencer'a denk gelirsen seni gider linçlettirir. Hani az çok esnaflığı bilmeyen, az çok işte ekmeğin kıymetini bilmeyen adam yapar yani. Belki dinleyenler diyordur abi sen de şikayet damına koyun böyle işi olur mu da işte vicdanın el vermiyor.
Bir tane telefon kılıfı diyorsun ama benim ulaşmaya gücüm var. Başka insanlar bunu yaşarsa nasıl oluyor, nasıl çözecekler gibi. Tabii soru işaretleri oluşuyor biraz. Neyse ben gerekli uyarıyı yaptım. Ondan sonra adam o gün kargoyu çıkardı, hakkını yemeyeyim. Benimkinin iadesini istedim, sen yolla. Benimkisinin iadesini boş ver, onu yollarız bir ara. Bir de kargoya mı gideceğim falan. Cuma günü kargoya verdi. Cumartesi günü bana mesaj geldi kargo firmasından. Ürünü teslim aldınız diye. Teslim alan ben diye. Ulan ürün yok. Yok. Diyorum ki evdekidir oğlum. Ürün geldi mi? Gelmedi. E nerede? Yok. Ulan evi arıyorum. 1,5 gündür evi arıyorum. Dedim ki ya bu ürün bana kısmet değilmiş. Neyse sabah işte uyumadı az önce. İşte 2 saat önce mi 3 saat önce mi sabah 9'da mesaide kargo firmasını aradım. Dedim kesin açmayacaklar da açtılar. Sağ olsun onlar da ilgilendi. Hiç ummadığım şekilde. Beni tanımıyorlar yani. Hani normal müşteri kafasıyla aradım. İsmimi bile vermedim tam. Neyse işte benim az önce anlattığım sistemde kapının önüne koyulmuş diye bilgi aldık dedi. Dedim herhalde çaldı biri. Şimdi az önce aradı kuryeci arkadaş, yani kargo firmasının şoförü. Dedi abi onu yan komşuya vermişler. Yan komşu da tatilde, orada da işte eve gelen bir kadın var. Geliyor çıkıyor, eve bakıyor herhalde. O da almış, açmış paketi, atmış bir yere. Öyle araştırıldı, bulundu falan. Şimdi kapının önünde duruyor gene. Hala elim değmedi o ürüne. Ulan 50 dakikalık videoda 25 dakika anı anlattım. Bomboş bir anı anlattım bir de ya. Evet. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz oğlum? Ben çok kitlendim ama kış mevsiminde en verimsiz zamanda denk geldi ya. En verimsiz zaman değil mi abi kış? Ne yapacağız kışımız? Sırf masraf. Şimdi havuçları al. Satarız. Deri 21 kalsın. Burada kaldım başka bir şey. Bunlar hiç güncellenmemiş. Kalanı da satayım. Zaten kış bittikten sonra vergi ödeyeceğiz. Bu benim normalde planımda yalan yok arkadaşlar. 3 saat 4 saat falan oynarım diyordum ama 3-4 saat bırakın oynamayı, ben bu videoyu bitiririm. Yani galiba ateşim falan çıktı ya. Olsun be. Bir saat bile olsa işte her anımız birlikte lan. Eğlencelisiyle, eğlencesiziyle, eğlencesizi, eğlencesiz haliyle birlikteyiz işte oğlum. Her anımızı paylaşıyoruz. Mesaiye geleyim, mesai, alo. Bak görev var mesela, şu görevi yapmak lazım zor. Yardımcı olabilir miyim? Çok susadım, bana kırba getirebilir misin? Hallederiz. Hallederiz. Kırba imalatını yaparız. Harcarız yani. Sıkıntı yok. Ay mutluluklar artıyor ha. Enteresan bir biçimde. Bir şeyi doğru yaptım. Yani bir tane evi taş yaptık diye mutluluk artmıyordur diye düşünüyorum. Bu arada çevre düzenlemeye girebiliriz. Bak mutluluk artsın diye böyle bir dur. Tamam ben kışın yapacak şeyi buldum. Bekle. Ben şimdi günlükten şu susuzluğa bakayım. Ne? 20 haneden şöyle tipi. Olsun. Allah bereket versin. Damlaya damlaya göl olur. Gervazi. Bebeğim gel bakayım. Senin ne gibi bir yardıma ihtiyacın var? Selamlar. Geçen yerli bir etti. Yeniden inşaat etmiş. Gerek var. Hallederiz. Bundan sonra köyün kurtarıcısı benim kardeşim. Bir sıkıntınız varsa bana geleceksiniz. Vergici puştu. Oğlum sizin... Sattığım malları bir göster bakayım. Şimdi basit çantamız zaten kalmamış. Mızrağımız var 12 tane. Ver baba 18 olur. Ahşap kasemiz var. 100 dinar olsun. Al sana 2 tane de deri. Ver miyim abime? Buyur 43 dinarlık lahana. Buyur 20. Oğlum sebze satalım lan biz. Ben öylesine depoda duranı aldım yani. 4K paramız oldu. 4K paramız oldu. Şimdi ben bu parayı kazandığım zaman iyi bir köy lideri, köy lordu ne yapar? Parayı ceplemez. Yine köyü için kullanır. O yüzden teknolojiye gidiyorum. Basit çabuk çit, çubuk çit, siktir et. Basit ahşap. Basit sevmiyoruz. Ahşap masa. Ayaklı meşale. Basit alalım.
Aldım. Bir de masa alalım. Harcayacağız kardeşim. Harcayacağız ki yerine yenisini koyalım. Tamam. Çalayım bunları. Sen ne istiyorsun ya? Ha şimdi şu hazır buradayken bunların görevlerini yapalım. Ay elim ayağım dolandı. Günlük. Ev yenileri ne istiyor? Kütük istiyor. 19. Anasını. Ben meydan şeyden evden alıp geleyim. Hiç kasmayayım. Sana da malzemeni yapayım. Şu görevleri yapalım. Sonra bir masa. Şöyle oraya böyle bir zemin döşeme. Bak şu taburelerden masalardan böyle bir alan yapacağım. Bir de buradaki kalasları çaldık mı tamamız. Şu sesin güzelliğine bak 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 bak. Ben yine bir şey anlatıyorum da yarım kaldı gibi hissettim. Ablacığım sen buraları sürmesen mi acaba ya? Ya da çalışın olacak. Şimdi depodan önce kadının kırbasını mı kıbrasını mı ne onu halledelim. O yüzden keten kumaşı mı? Keten kumaş mıydı? 60 dinar nedir abi? Ne pahalı iş ya. Ben ketenden parayı vururum. Deri de al. Deri de al. Lazım olur. Ben ketenden parayı vuracağım arkadaşlar. Bak demedi demeyin. Diyeceksiniz ki lan adam seriyi zengin bitirdi. 5 tane yeter mi? Yeter ya. Bir tane kırba istiyor abi. Nerede dikim evimiz? Burada. Kırba. Nerede yapılır kırba? Burada yapılır. Onu da çalmışız zaten. Al garanti olsun şu an beynim 2 ile 3'ü bile toplayamıyor. İki mevi yardır. Bakalım kırba kaç para? Bir de içini su dolduracak mıyız acaba bunun? Envanter. Bunu da çalmışız. Kırba. Oha! Harbi dediği doğruymuş. E oğlum içini su doldurmaya gerek yok ki. Doldursam mı acaba ya? Susuzluk diyor oğlum. Susayan birileri var. Kırba bulsam iyi olur. İçine su dolu. Susadıysa su doldurayım. Şöyle yapacağız. Envanter. Kırba. Enter. Deli para, deli para. Kırba işine giriyoruz. Doldu mu lan bu? Valla sanki fiyat değişmiyor gibi ama. Tamam diğer görevimiz neydi? Bunu taşıyamayacağız yüksek ihtimal. 19 tane kütük, 12 tane taş. Taşı orada toplarız. 19 tane kütüğü babayı taşırım. Biraz yoracak bu. 19 tane kütük. Taşırım ya. Bir dakika şunu öğreneyim mi bir? Tamam böyleymiş. 55. Bizde ağır bir şeyler var. Şirketin ipliği at oraya. Deriyi de at oraya. 60. Sikke dursun. Taş balta. Kırba. Basit çanta. Ahşap çekiç. 60 meşaleyi. 59. Baltamı atmam. Kırba basit çanta. Bakır balta. At taş baltayı da at. Şeyler kullansın. Ahşap çekiç dursun. Ahşap çapa ver gitsin. Taş bıçak dursun. 55 tamam. Lan bir de bir şey daha atsak mı? Bir şey daha atsak mı acaba? Basit çantayı da atsam 25. Tamam Bartu koşar ya. Taşı da ben toplarım orada. Abi gerçekten mi ya? 25 gram için bu kadar acı mı çekiyoruz ya? Lan
Ayıp ya. Attım lan. Tee. Oh be. Şimdi reise tam yakın çevreden ben taşı toplar veririm. Önce malı verip sonra taşı ekletebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Artık shift'e basılı tutmaya gerek yok. Bir kez bastım mı full koşuyor, shift durduruyor. Böyle değildi bu. Neredesin görevci? Gel lan buraya. 19 tane kütük taşıdım sana, gel. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Okey. Seviyorum seni. Gerisi bende. Rahat ol. Kış olduğu için taş toplamak kolay. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve garanti 13. Tamam, bunu da verelim. Kırbayı da verelim. Hanedan şöhretlerimizi alalım. Şimdi aslı hikayeye gelirsek de işte birazdan kaydı bitirip YouTube'a uploadlarken gideceğim, telefon kılıfını takacağım. Paranoyak olduk oğlum artık. Yani 30 hanedan şöhreti, kırbacı. Ön kamera, arka kamerayı kapatıyorum abi artık. Sıçarken falan. Hatun nerededir sizce? Abi bir dinlen artık ya. Vallahi içimi kuruttun ha. Sen misin bu? Al. Oh. Ne durumdayız yönetimde? 4773 hanedan şöhretimiz var. Yani biraz zayıf artıyor tabii. Şimdi gidelim masa imalatı, tabure imalatı. Mutluluk önemli. Bak yönetimde uçuyorlar, uçuyorlar. Bebeklerim, senin neyin yok ya? Çantam mı yok? Boş durmayalım. Bir yandan da bir şeyler toplayalım ya. Ya da boşver artık, her şeyi çıkarttırıyoruz. Şimdi bu şeyleri nereden yapıyoruz? Masalar. Ne gerekiyor? Kütük, kalas. Yaptık. Koltuk içine gerekiyor? Kütük, çubuk. Çok güzel ya. Ver baba çubukları şimdiden. Biraz stoktan yemeyelim. Ver ver ver, etraf temizlensin. Ray rararam ram ram rararam. Ver şu yere attığımız şeyi de. Diyorum ki meydan burası. Bak şurada oturulsun. Burası oturulur yani. Oturulacak yer. Gel baba. Al buradan malzemeyi. Hadi bakayım. Bakır, cevher, kalas. Şu kalasları da al. Tamam. Kütük de al. 6 tane de kütük al. Çubuk al. Şimdi öncelikle masa yapalım. Yamuk olduğu için mi koymuyor yoksa zeminden dolayı mı koymuyor? Çünkü burada bir boşluk var gibi hissettim. Hemen anlarız. Bekle. Yok et. Biraz kötü oldu gibi ya. Şimdi dur, bari yola uyduralım. Ay çok yapmacık oldu ya.
Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Ya aç komple burayı ha. Aç şuraları. Tamam. Şurayı da kırdın mı tamamsın. Kır lan burayı da. Tamam. Yani o kadar çirkin masa ki. İnanılmaz ya. O ne lan, adam var üstünde. Yakın yapamıyoruz. Allah Allah. Yani nereye oturttun o adamı, hiçbir fikrim yok. Da bari şöyle biraz yamuk koyalım. Ha. Oğlum çok saçma oldu ya. Vallahi hiç beğenmedim. Bak burada fenerler falan var işte, aslında böyle yol yol yapacaksın. Bir tabure daha koy. Tamam işte. Yani gerçekten buna mı ben 500-700 dinar verdim ya. Şuna bak. Evet. Ne oldu? Mutlu olun lan biraz. Acaba mesela evlerin önüne falan koyunca daha değişiyor mu ya? Dur bakayım. Kütük istiyor. Bir tane de evlerin önüne koyacağım. Ya bu taş ev ya bir de. Ya da taş evi zaten buzladık. Bari şuraya koyalım. Mutlulukları iyi ya. Bir de yemek memek de çeşit var ya. Başka yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsak bir tane daha koyalım, bitirelim. Tamam. Aa, bebe mutlu. Ana arkadaşlar. Oğlum bunlar var ya, fare gibi yürüyor lan. 2 2 2 2. Ana. Bir sürü çocuk oldu. 3 tane bebeğimiz var. Sıçtık. Bunun anaları çalışmıyor şu an. Abo! Aklım çalışıyorken oynayacağım oralarını. Üretimi ona göre şekillendirmemiz lazım. Tamam yeter, hadi ben gidiyorum. Vallahi bayılacağım. Arkadaşlar hiç bok yapmadım ama olsun, muhabbet etmiş olduk işte, sohbet etmiş olduk. İlla bu videonun altına bilgilendirme yapmak zorunda değilsiniz. Zaten bu tam bir seriyi oynamadım yani. Gözlerim ağrıyor, kapanıyor. Böyle olacağını tahmin etmedim ama şimdi hikayeye attım. Çekmemiş olsam falan hani mani diyeceksiniz. Bir de heves ediyorsunuz. Üzmek de istemiyorum. Bence ideal. Paramız var. Kış zaten, kış ayı. En kötü ben böyle bir boşluk bulursam taş toplarım, bir şeyler toplarım, kışı geçiririm. Direkt yeni mevsimde kayda başlarım. Hiç böyle ekstrem bir şey yapmam. 3000 dinarımız var. Köyümüzün durumu gayet yerinde. Paramız da var. Her şeyimiz var çok şükür. Bakalım. Kusura bakmayın, özür diliyorum tek tek hepinizden, cansınız. Ben bir ufaktan ilaç milaç içeyim, bir soğuk algınlığı falan gömeyim. Yoksa durum vahim. Kaydedeyim de oyunu.
Ne olur yeni yapalım. Şu, ah. Ne olur YouTube. Tamam. Ay. Canolar. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Özür dilerim tekrardan.